Arkadaşlar merhaba, bugün sizlerle ekranda görmüş olduğunuz bu meyve ile çok güzel bir çay yapacağız. Bu meyve sağlığımız için oldukça faydalı ki, faydalarını duyunca siz de bunu mutfağınızdan eksik etmeyeceksiniz. Özellikle bu sonbahar kış aylarında yetişen bu meyvenin adı muşmula arkadaşlar. Muşmula besin lifi, potasyum, demir, kalsiyum, folik asit ve magnezyum bakımından oldukça zengin bir meyvedir. Ayrıca içerisinde bol miktarda C vitamini ve A vitamini bulunur. Öksürüğe çok iyi gelir. Şimdi ben bunu sizlerle çayını yapacağım. İsterseniz bu şekilde kabuklarını soyarak yiyebilirsiniz. Kabuğu bu şekilde olgunlaşmış hali. Biraz yumuşadığı zaman daha olgunlaşıyor. Bu biraz daha sert. Birkaç gün sonra bu da yumuşayacak. Kabuğu, çekirdeği, her şeyiyle çok faydalı bir meyve muşmula. Şurada bir kase kadar muşmula var. Ben bunları yıkadım. Şimdi bunları kabuğuyla birlikte doğrayacağım. İnce ince doğrayacağım. Ve bunu 1,5 litre suyun içerisinde çayını yapacağım. Bu meyveyi diyabet hastaları dahi kullanabiliyor arkadaşlar. Çünkü meyve şekeri çok fazla yok. Evet, çekirdeklerini de atıyorum. Çekirdekleri de ayrıca faydalı. Böbrek taşları, böbrek kumları dökmesini sağlıyor. Eğer ki böbrek taşınız var ise muşmula çayını mutlaka ama mutlaka yapmalısınız, tüketmelisiniz. Şu şekilde tenceremi alacağım. Tenceremin içerisine 1,5 litre su koydum. Evet, bunu ince ince doğruyorum. Aynı zamanda muşmula çayı sinir sistemimiz ve kaslar üzerinde de oldukça etkilidir. Öyle olduğu söyleniyor. Bunun dışındaki kabuğu, çekirdekleri kaynatılıp içildiğinde sanki depresyon hapı içmiş gibi bir etki yarattığı söyleniyor arkadaşlar. Aynı zamanda öksürüğe çare oluyor. Bitmek bilmeyen öksürüğünüz var ise, astım, bronşit gibi solunum rahatsızlıkları var ise bunlara karşı olumlu etkileri var muşmulanın. Kan dolaşımını düzenliyor. Kan yapıcı maddeler salgılayarak anemi hastalığını da önlüyor. Bağışıklık sisteminin sağlıklı çalışmasını destekliyor. Diyet yapanlar için muşmula çekirdeği zayıflatıyor arkadaşlar. İsterseniz sadece çekirdeklerini ve kabuklarını da demleyebilirsiniz bu şekilde kaynatıp. Ama ben şu anda meyvesiyle beraber kaynatmak istedim. Böyle bir 8 tane muşmulayı aldım ve onları 1,5 litre suyun içerisinde minik minik doğruyorum. Çekirdeğinin ödem attırdığı söyleniyor ve bunu tükettiğinizde, bu çayı tükettiğinizde yağ yakımını hızlandırıcı etkisi de var. Hem bağışıklığımızı güçlendiriyor, böbrek taşları varsa onların dökülmesine yardımcı oluyor, böbrek taşı, böbrek kumu. Öksürüğü kesiyor. Sinir sistemimiz üzerinde olumlu etkileri var. Bol miktarda kalsiyum, magnezyum, C vitamini, A vitamini, lif, potasyum, demir bulunuyor. Astım, bronşit hastalarına da çok iyi geliyor. Bu çayı yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi ben bunu ocağa alacağım. Kaynatacağım. Kaynadıktan sonra yarım saatte altı kısık bir şekilde kaynatacağım. Daha sonra süzeceğim. Gördüğünüz gibi çayımızı demledik arkadaşlar. Muşmula meyvesinden yaptığımız çayımız işte burada. Oldukça güzel bir rengi var çayımızın. Meyvemizin hiçbir kısmını ziyan etmedik. Kabuğu, çekirdeği her şeyiyle ince ince doğrayarak kaynattık. Yarım saat altı kısık ateşte kaynattıktan sonra ben süzdüm çayımı ve bu şekilde fincana aldım. Çok fazla da tüketilmemeli gün içerisinde. Ölçülü bir şekilde tüketmek gerek. Evet, çok fazla faydası var vücudumuzda ama her şeyin çoğu zararlı. O yüzden ölçülü bir şekilde tüketelim. Eğer zayıflamak için tüketiyorsak
Günde en fazla 2 bardak içelim. Sağlığımız için tüketiyorsak da günde 1 bardak içmemiz yeterli. İçerisine ben şeker katmıyorum. Bu şekilde içebiliyorum. Siz isterseniz biraz bir miktar bal koyabilirsiniz. Şöyle bir çay kaşığı kadar bence yeterli gelecektir. Kronik rahatsızlıklarından dolayı ilaç kullananlar lütfen doktorlarına danışarak kullansınlar. Evet, videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, düşüncelerinizi yorumlarınızda belirtmeyi ve kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.